Herkese selamünaleyküm. Evet arkadaşlar, an itibariyle cumartesiye giriş yapmış bulunmaktayız. Saat gece 12 şu an. Şimdi arkadaşlar, depresyonuymuş, oyuymuş, buyuymuş. Artık yani klasik rutinlerimiz oldu bizim. Alıştık baba, alıştık. Depresyona bile alıştırdılar bizi. Şöyle arkadaşlar, artık adam akıllı çalışıyoruz. Bu saatten sonra geri dönüş olmayan yola girdik. Zaten girmiştik ama bu saatten sonra daha fazla girdik. İnşallah o bize girmez. Şimdi ben de IT Biyoloji'de bilgisayar malı var, tamam mı? Bunu çözüyorum. Bu eski basım, 2021 basım ama şu bitki kısmını falan atarsak sorular gayet güzel bence. Yani daha zaten çok çözmedim. 2-3 tane çözdüm de. Güzel gibime geldi arkadaşlar. Halledeceğiz. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Şuradan bir tane test çözeceğim. Hatta yok, önce şuradan bir tane videoyu izleyeceğim, tamam mı? Deneme çözümü bu. Barış Hoca kral adam, severiz. Deneme çözümünde mesela şunu izleyeceğim, tamam mı? Ondan sonra geleceğim, burada bir tane de ben deneme çözeceğim. Ondan sonra şunu izleyeceğim. Ondan sonra tekrar buraya geleceğim, deneme çözeceğim. Böyle geçireceğiz biyolojiye. 14. denemenin videosunu izledim arkadaşlar. Bir tane de kendim burada deneme çözdüm. 31 dakika geçmiş. Bu arada arkadaşlar, ben bilmediğim kısımları not alıyorum, tamam mı? Bak, süre benim için hiç önemli değil şu an. Yani şu sürede şu kadar deneme çözdüm. Şu sürede şu kadar deneme çözdüm. Bu saatten sonra yani bunları konuşmaya bile gerek yok. Bu saatten sonra önemli olan sizin o denemeden ne kadar fayda sağladığınızdır. Onun için mesela bak, şurada bir tane yanlışım çıktı, tamam mı? Bu hormonlara şimdi çalışacağım. Bu konuyu halletmeye bakacağım. Yani öyle şu saatte şu kadar deneme çözeyim. Şunu şöyle yapayım, bunu böyle yapayım. Boş yani arkadaşlar. 15. denemeyi de izledik. Buradan da 13. denemeyi çözdük. Şimdi de 16. denemenin videosunu izleyeceğim. Bu video da halledildi. 1 saat 45 dakika dersimize çalıştık. Burada da 14. denemeyi çözdük. Şimdi de Barış Hoca'nın bir sözüyle kapatıyoruz. Bir gün size şunu söylemiştim. Demiştim ki kendinizi o kadar güzel geliştirin, o kadar güzel eğitin ki hiç kimse sizden vazgeçebilme ihtimalini bile düşünemesin. Arkadaşlar günaydın, saat 8.30. Dershaneye doğru yol alıyorum. Yaptıklarımı da akşam gösteririm arkadaşlar. Dershanede video falan çekemem. Bugün de kırmızılara büründük. Görüşürüz. Saat 6'yı çeyrek geçiyor arkadaşlar. Eve geldik. Yani daha doğrusu geleli 1,5 saat falan oldu. 1 saat oldu hatta. Şöyle arkadaşlar, eve geldim, dinlendim falan ama hala çok yorgunum. Ben uyumazsam dinlenme falan etki etmiyor bana ya. İlla uyumam lazım. Uyuyunca da uyanamıyorum. Öyle bir döngüye giriyoruz. Ama halledeceğiz baba. 20 gün kaldı, şurada sabredin. Neyse arkadaşlar, şimdi hemen sabah ne yaptığımı anlatayım. Sabah kursa gittim, tamam mı? 9'da gittim. Türkçe denemesi çözmüşüm bir tane. 3, 4, 5'in Türkçe denemesiydi. Güzel gibiydi ya. Ortalamaydı işte. Ondan sonra da birinci etüt bununla geçti zaten. İkinci etüt de etütün ilk yarım saati benim dersim vardı. Biyoloji dersi. Orada bağışıklık sistemini anlattırdım hocaya. Ama ben de bu bağışıklık sistemi arkadaşlar eksik ya. Eksik dediğimde böyle konuya bak okuyunca anlıyorum, tamam diyorum. Ama sorusuna gelince falan böyle değişik oluyor ya, çözemiyorum yani. Öyle anlattırdık. Hoca ders anlatırken benim böyle gözlerim gidiyor. Hani böyle gözünüzü açamazsınız ya, bak şöyle. Aynı böyle oldu, tamam mı? Hoca yüzüme bakmaya çalışıyor. Lan ben hocaya bakmaya utanıyorum. Gözlerim kapalı çünkü. Yani gözüm açılmıyor. O derece uykum geldi. Sonra işte ikinci yarım saatte de etütün uyudum. Kafamı koydum. Yoksa arkadaşlar çok kötüydü ya. Ondan sonra bir tane daha dersim vardı. O da aynısı olursa ders de verimsiz geçiyor yani. Onun için bir yarım saat uyudum orada. Ondan sonra arkadaşlar üçüncü etüte girdik. Üçüncü etütte de benim fizik dersim vardı 1 saat. 1 saatte ne yaptırdım diyeyim mi? İlk yarım saat falan alternatif akımla transformatörleri anlattırdım. Oradan arkadaşlar birkaç soru çözdük. Ondan sonra da basit harmonikten soru çözdürdüm hocaya. Basit harmonik de ya normal ya, böyle çok şey yapmadım ama çok irdelemedim konuyu ama yine az çok yapılabilecek bir konu yani. Daha bakmadım sorularına çok. Ondan sonra arkadaşlar eve geldim, yemek yedim falan, geri kursa gittim. Bu arada artık günde 3 öğün kahve içmeye başlayacağım. Sabahları normalde zaten içiyordum. Öğlenleri falan da içmem lazım artık. Çünkü çok uykum geliyor benim ya. Bugün mesela ben sabah da kahve içtim. Ama gene kesmedi, gene uykum geldi. Bazen de böyle şey oluyor yani, kesmiyor. Kahve bile kesmiyor artık. Neyse, arttıracağız kahve dozumuzu da arttıracağız arkadaşlar. Öğlen kursa gittim, tamam mı?
İki test bas harmonikten test çözdüm. Şu Ulti Bass var bende. Onun yayınının ismi neydi? Unuttum ya. Hız ve renk de herhalde. Ulti Bass'ten iki test çözdüm. Sonra arkadaşlar baktım sorularda böyle bir afallama falan oluyor. Kolay soruları herkes çözüyor zaten de herkes çözer de. Zorlarda falan çözememe durumu oldu. Ondan sonra da Özcan Aykın'ın soru çözüm videosunu izledim bas harmonikte. Ondan sonra arkadaşlar sıkıldım. Dedim bir kimyaya geçeyim. Kimyada son bir tane branş denemem kalmıştı benim. Bilgisayar mühendisliğinin 20-25. denemesi. Onu çözeyim dedim arkadaşlar. İlk 6 soruyu falan çözdüm. Yani 5-6. soruda takıldım. Dengeydi, tamam mı? Ben de dengeyi unutmuşum. İyi unutmuşum hem de. Böyle sorularını falan çözemeyince dengenin sinirlendim azıcık. Sonra baktım denge kitabı da yanımda yok. Video izleyeyim dedim bari. Kimya derslerinden iki tane video izledim bu son tekrar kamplarından. Adam gayet iyiymiş ya. Ben o kimya derslerini hiç izlememiştim daha önce. Çok iyi anlatıyordu yani o tekrar kampında. İki tane oradan video izledim. Normal kimyasal dengeyle asit baz dengesini. Ama asit bazın yarısı verimsiz izlendi gibi bir şey oldu. Yani yarısında çok da bir şey anlamadım. Şimdi işte birazdan yine kimya çalışırım. Şöyle arkadaşlar, ondan sonra iki videoyu izledikten sonra denemeye devam ettim. O 25. denemeyi de çözdüm. Ve bilgisayar malını bitirdik arkadaşlar. Şimdi ALT kimyada bende orbital var. O da herhalde eski basım ya. Çünkü ben almamıştım onu. Kuzen mi neyi vermişti herhalde. Onu çözerim arkadaşlar. Orbital güzeldir yani. Kimya için orbital baba başka ne olacak. Şimdi de arkadaşlar saat 6 çeyrek geçiyor işte. Derse oturacağım. Gene akşamki mantıkla giderim ya. Kimyada mesela bir tane deneme videosu izlerim, bir tane de kendim çözerim. Öyle daha güzel oluyor gibime geldi. Kronometreyi görüyorsunuz arkadaşlar. Saat 6.30. Şöyle sıfırlandı baba. Niye sıfırlandı? Çünkü çantayı yine ağzına kadar doldurduk. En az 20 tane kitap var şurada. Bak çıkıyor bile. Hala da çıkıyor. Şöyle arkadaşlar bak ben şuraya koyuyorum, tamam mı? Kronometreyi. Burada da kendi kendine gelirken falan düğmelerine basıyor, sıfırlıyor. Şu kitapların da hiçbirine çalışmayacağım ama içim rahat etmediği için kurstan getiriyorum yani. Yoksa getirmezsem lan niye getirmedim hesabı oluyor. Kronometrede 6,5 saat olmuştu. Şimdi başlattığımda 6,5 saate ekleyeceğim yani. Başlıkta ona göre görürsünüz. Hemen ne yapacağımı da söyleyeyim. 11. sınıf map kitabından denge kısmını okuyacağım. Map kitapları candır. Bu dönemde bol bol map kitabı okuyun siz de. Neredeymiş? Periyodik yükseltgenme. Ve denge nerede lan? Lan neredesin lan? Denge. Heh, tamam. 220'den başlıyor. Oha lan. 268-270. Neyse 50 sayfa. Okunur inşallah. 1 saat 8 dakika oldu. Kitabımızı okuduk Allah'a şükür. Yani bitti arkadaşlar. Güzeldi bu arada, bir şey diyeyim mi? 10 numaraydı. Güzel anlatıyor yani. Kesin okuyun. Şimdi de bir yemek yiyip tekrar derse oturacağım. Biraz geç oldu süremiz. Yani bir tık fazla ara yapmış gibi oldum ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Geç olsun güç olmasın demişler. AYT kimyayı şöyle fırlatıyoruz babacım. Şimdi matematiğe başlayacağım. Matematikte şu 3 adım denemelerinden 4. denemede eksik kalan kısımlar vardı. Şuraları falan çözmüşüm. Burası kalmış. Bir de burası kalmış. Geometrisini zaten geçen gün çözmüştüm. Hemen şuraları çözeceğim Şimdi arkadaşlar. matematik denemesini de çözdük. Şu yanlış geldi. Başka da yok. Şimdi arkadaşlar şöyle. Yani ben bu denemeleri çözsem mi, çözmesem mi çok kararsızım ya. Sonuçta map çıkardı. Çöz diyor bir yanım. Bir yanım da yani beni geliştirmediği için çok da bu denemeler çözme diyor. Git adam akıllı bir şeyler çöz diyor. Ama yani bilmiyorum, çok kararsızım ya. Siz de yazarsınız. AYT matematik analizimi de yaptım arkadaşlar. Şimdi ben 2 saattir ne çalışabileceğimi düşünüyorum. Yani ne çalışayım diye düşünüyorum ama bulamıyorum. Şimdi şöyle, benim aslında bir sürü eksiğim var. Yani ama ne çalışacağımı bilmiyorum. Mesela AYT kimyayı çözsem çözerim ama deneme yanımda değil. Yanıma almayı unutmuşum. Biyolojide çok deneme çözdüm. Artık biyolojiden sıkıldım yani. Matematiği şimdi çözdüm. TYT'de arkadaşlar vallahi hiç çözesim gelmiyor ya. Çünkü TYT çok kafa yoruyor. Ama TYT netlerim de düşük.
Bilmiyorum ya, bakacağız. 3 adım denemelerinden 3. denemenin sosyal kısmını kopardım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben bunları branş şeklinde çözüyorum. Şöyle 25 soru var ya arkadaşlar. Bunun 25 sorusunu da çözeceğim. Dinsiz misin demeyin. Dinleyeyim Allah'a şükür. Sadece felsefede biraz daha bir şeyler öğrenebilmek için şunları da çözeceğim. Başlıyoruz. Ya bu map nasıl bu kadar orantısız yapabiliyor denemeleri? Şuna bak. Sosyalde bir ton yanlış var. AYT'si kolay, TYT'si zor. Çok değişik bir deneme çıkarmışlar. Yani bilmiyorum ya. Notlarımızı da aldık. Saat şu an 11:10 geçiyor. Sıkıldım arkadaşlar. Biraz bunalma oldu. Bir ara vereceğim şimdi. Ben arayı galiba biraz fazla yaptım. Bugünkü ders çalışma programımızın sonuna geldik. Bu videoyu attığımda da seçim olacak arkadaşlar. Seçimi oyunuzu kullanın. Çok da takmayın yani. Ülkenin sonu zaten belli. Kendinizi kurtarın önce bir. Sonrasına bakarsınız. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.